Günaydın değerli izleyenler. Bugün 8 Kasım Salı. Ben Zeynep Erataman. Bloomberg HT'de ilk söz başlıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu enflasyon muhasebesine ilişkin açıklama yaptı. Hisarcıklıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede enflasyon muhasebesi firmalarımız için zorunlu bir ihtiyaç haline geldi. İş dünyası olarak bu konuda gerekli adımların atılmasını bekliyoruz dedi. Merkez Bankası kamu iktisadi teşebbüslerine Ekim ayında da döviz satışı gerçekleştirmedi. Böylelikle 4 aydır Merkez Bankası'ndan kitlere döviz satışı yapılmamış oldu. Kitlere son olarak Haziran ayında 105 milyon dolarlık döviz satışı yapıldı. Bu yılın ilk 6 ayında kitlere yaklaşık toplam 18 milyar dolarlık satış gerçekleşti. Bütçe nakit dengesi Ekim'de 72 milyar lira açık verdi. Bu açıkla birlikte yılın ilk 10 ayında 160,3 milyar lira nakit açığı kaydedilmiş oldu. Hazinenin faiz ödemeleri Ekim ayında 59 milyar lira, faiz ödemelerinin toplam gelirler içindeki payı da %19 oldu ve rekorlara işaret etti. Bütçe nakit dengesi Eylül ayında 79,3 milyar TL açık vermişti. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, enflasyonda küresel çapta yükselişin sonuna yaklaşmış olabileceğini söyledi. Ancak IMF Başkanı enflasyonun yüksek seviyelerde kalmaya devam edebileceğine dikkat çekti. Georgieva, eğer enflasyonla mücadelede başarılı olamazsak ve enflasyon çıpalanırsa büyümenin de temeli olan fiyat istikrarının çöktüğünü görebiliriz diye konuştu. Goldman Sachs ekonomisti Jan Hatzius, Amerikan ekonomisinin resesyondan kaçınmasının çok makul bir olasılık olduğunu söyledi. Hatzius'a göre ekonomik aktivitede ılımlılaşma, nominal ücret artışında yavaşlama, istihdam piyasasında yeniden dengelenme ve enflasyondaki yavaşlama gibi faktörlerle Amerikan ekonomisi resesyondan kaçınabilir. Borsa İstanbul Yüzyıl Endeksinde dün %2,72'lik bir yükseliş vardı. 4331 puan kapanış rekoruna işaret ederken seans içi rekor seviye 4338 puana geldi. 114 puan kadar yükselen borsada 107,8 milyar TL'lik bir işlem hacmi kaydedildi. Bankalar %3,35, holdingler %3,69 yükseldi. En çok kazanan tarafta %7 ile metal ana sanayi, en çok kaybeden taraftaysa %1,64 ile spor endeksi yer aldı. Bugün Amerikan Kongresi için yapılacak ara seçimler, Euro bölgesinde ise perakende satış verileri ajandamızda. Öncesinde MSCI Türkiye ETF'i New York işlemlerini %3,67 yukarıda tamamladı. CDS ise 621 bas puana geri çekildi. Kapanış sonrasında İş Bankası'nın bilançosunda 3. çeyrekte net kar 15,04 milyar TL ile piyasanın beklediği şekilde gerçekleşti. Vakıfbank'ın bilançosundaki 5,6 milyar TL'lik kar ise piyasa beklentisinin üzerinde. Detaylarını bloomberg.com'da araştırma masamızın kaleminden okuyabilirsiniz. Bakan Muş dün açıklama yaptı. Yeni serbest bölgelerin kurulması, mevcut serbest bölgelerin sınırlarının genişletilmesi yönünde çalışmaların sürdüğüne işaret etti. Bu arada piyasadan bir notla düşelim. Gecelik repo faizi dün %10,17 ile politika faizi olan %10,5 seviyesinin altına geldi. Aynı zamanda bütçeden de son bir not verelim. Faiz dışı açık tarafında 13,1 milyar TL seviyesi söz konusu oldu. Tahvile gittiğimizde dün 13 aylık vadede borçlanan Hazine bileşik %14,81'lik bir faiz ortaya koydu. 10 yıllık kağıtta yeniden ihraçta bileşik faiz %12,07 şeklinde gerçekleşti. Toplamda hazine buradan 9,763 milyar TL'lik bir borçlanma gerçekleştirmiş oldu. Bugüne döndüğümüzde ise ajandada 7 yıllık değişken faizli kağıdın aynı zamanda ihalesiyle beraber bir de 10 yıllık kira sertifikasının doğrudan satışı söz konusu olacak. Kasım ayı için hazine daha öncesinde 31,2 milyar TL'lik itfaiye karşılık 57 milyar TL'lik iç borçlanmaya gidileceğini ifade etmiştir. İhaleler sonrasında dün 14,75'te gösterge bileşik günü kapatırken 11 bas puan kadar geri çekildi. 10 yıllık kağıtta bileşik getiri ise 12,71 seviyesiyle valörlüğü uğurladı ve 16 bas puanlık bir artış bu kanatta dikkat çekti. Yurt dışına bu arada dönmeden şunu da hatırlatalım. 5 yıl vadede yine 3 bankanın yetkilendirildiği dolar cinsi
bir Eurobond ihracına çıkıyor Türkiye. 2028 vadeli kağıtta %10 civarında bir getiri potansiyeli olması da dikkat çekiyor. Detaylarını birazdan dış basın köşemizde Bloomberg'in gözünden aktaracağız. Kurlar tarafına döndüğümüzde ise risk iştahının bir miktar açılmasıyla beraber dolar geri çekildi. Endeks yine de bu sabah 110.26 seviyesinde bulunmakta. Dolar TL'ye yansıması 18.46.51, Euro TL tarafında ise 18.49.75'te işlemler sürüyor. Parite ise 1'in üzerine tutunmaya devam ediyor. Dün Avrupa tarafında gelen güven endeksi Kasım'da 3 ay sonra ilk defa toparlanmaya işaret etti. Sterlin dolarda ise 1.15 seviyesine bir geri çekilme söz konusu. Almanya'da sanayi üretimi Eylül ayında %0.6 yükselirken piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Stoxx 600 tarafında ise dün %0.3'lük bir artıyla günü tamamladık. Seyahat hisseleri %1.6 yükselirken gıda hisselerinde %0.5'lik bir düşüş olduğunu hatırlatalım. Avrupa borsa kapanışlarına gittiğimizde karşımıza çıkan tablo karma oldu. Londra'da eksik alanlarda artılar söz konusu. Detayları için Londra'ya gidelim. Karşımızda Ceren Dilekçi Köseoğlu olacak. Avrupa borsalarında karışık seyir hakimdi. Şirket haberleri tarafında Ryanair'den gelen bilançoyu takip ettik. İlk 6 aylık dönemde şirket karını 1.2 milyar sterlin seviyesine çıkardı. Güçlü talebin etkisiyle yıl sonu için yolcu beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Aynı zamanda seneye yaz döneminde talebin güçlü olduğunu açıkladı. Bu açıklamaların etkisiyle hisseleri %4'e yaklaşan oranda değer kazandı ve aynı zamanda diğer havacılık şirketlerinde hisselerini destekledi. Avrupa'da verilere baktığımız zaman Euro bölgesinden açıklanan veriler de haftanın ilk işlem gününde beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Mesela Almanya'dan sanayi üretim verisini aldık. Eylül ayı verisi ve son 7 ayın en büyük artışını yaşadı sanayi üretimi. Baktığımız zaman yıllık %2.6 oranında bir artış kaydedildi. Her ne kadar Almanya'da enerji yoğun sektörler üretimini kısma dönemine girmiş olsa da yine de sanayi üretiminde beklentilerin üzerinde bir artış yaşandığını görmekteyiz. Sermaye malı üretimi %1.1 oranında artış kaydederken ara malı üretimi %0.1 oranında geriledi. Euro bölgesinde yatırımcı güvenini aldık ve Kasım ayı verisiydi yatırımcı güveni. Tabii Ekim ayı aslında hem enerji fiyatlarının düştüğü, hava sıcaklıklarının arttığı ve depoların doluluk oranlarının yükseldiği bir ay oldu. Bunun da getirdiği iyimserlik yatırımcı güvenine yansıdı. Avrupa'da endeks bu ay 7.4 puanlık artışla -30.9 puana çıkarak baktığımız zaman Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Ve dönüyoruz buradan Wall Street cephesine. Dün itibariyle Dow Jones Sanayi Endeksinde %1.31, yine S&P 500'de %0.96, Nasdaq'ta %0.85'lik yeşil ekranlarla gün kapandı. Seans içi zirveye de yakın kapanışlar yapıldı. Dün itibariyle yine eski New York Fed Başkanı William Dudley'nin açıklamaları dikkat çekti. Fed'in istihdam piyasasını gevşetmekte başarılı olamadığını, henüz yolun başında olduğunu ifade etti. Bununla beraber JP Morgan analisti Kolanovic'in yaptığı değerlendirmede Fed'in Şahin tavrının hisse senetleri için en büyük risk olduğuna işaret ederken Morgan Stanley'den Mike Wilson maliyet kısıntıları ve işten çıkarmaların şirketlerin gündeminde olacağını, bunlar bittikten sonra Amerikan hisse senetlerine dair iyimser olabileceklerini söyledi. Bugün ara seçimler var dedik. Kongrede, Temsilciler Meclisi veya Senato'da veya ikisinde birden acaba dengeler değişir mi? Cumhuriyetçiler demokratlardan bir adım ileriye gider mi? Bunun takip edildiğini görüyoruz. Genellikle Cumhuriyetçiler petrol ve doğalgaz hisselerine iyi geliyor şeklinde analizler de bu sabah söz konusu. Diğer yandan Trump da dün itibariyle 15 Kasım'da Mar-a-Lago'da büyük bir açıklama yapacağını söyledi. Ara seçimlerin sonuçlarını görmemizse birkaç günü bulabilir. Çünkü elbette oyların belli bir kısmı da posta yoluyla paylaşılıyor. Önce sandık başına gidilerek kullanılan oylar sayılıyor. Sonrasında mektuplar açılıyor. Dolayısıyla aritmetik değişebilir diyen uzmanların sayısı çok. Bir miktarda burada oynaklığın artabileceğine işaret ediliyor. Asya tarafına geldiğimizde Amerika'nın yeşil ekranları sonrasında Goldman Sachs önlemlerin gevşemesinin Çin hisse senetlerine %20 gibi bir yukarı yönlü hareket getirebileceği değerlendirmesinde bulundu. Dün hatırlatalım, özellikle tedbirlerin de etkisiyle ve küresel yavaşlamanın da etkisiyle Çin'de hem ithalatta hem ihracatta Mayıs 2020'den bu yana ilk defa beraber düşüşü Sadık Aymaz'la birlikte değerlendirmiştik. Çin'de bu sabah teknoloji hisseleri önderliğinde sabah saatlerinden bu yana gerginlik söz konusu, satış söz konusu. Japonya Merkez Bankası tarafında Ekim tutanakları açıklandı. Politika faizine Japonya Merkez Bankası'nın dokunmadığı toplantıdan sonra çıkan özetlerde de para politikasında acil değişimlere gerek olmadığına işaret edildi. Yeni Zelanda'nın 4. çeyrekle ilgili olarak
Açıklanan 2 yıllık enflasyon beklentisi %3.07'den %3.62'ye revize edildi. Bugün ajandada Nintendo'nun bilançosu olduğunu hatırlatalım. Makro veri ajandasında Güney Kore'de cari fazla Eylül'de 1.6 milyar dolar olurken Japonya'da hane halkı harcamaları Eylül'de yıllık %2,3 artışıyla tahminleri karşılayamadı. Asya'nın bu karışık tablosunu nasıl okumak gerekir? Birazdan Pekin'e döneceğiz ve Sadi Kaymaz'dan detayları alacağız ama öncesinde bir de Amerikan vadelisine gidelim. Yeni günün açılışı öncesi burası. Bize nasıl bir sinyal verir değerlendirelim. Orada yatay da olsa artılar şu anda söz konusu. Dün tahvil faizlerinde yine yönün yukarıyı gösterdiği bir gün daha geride kaldı ama geçen haftaki gibi bir yükselişten tabii bahsetmiyoruz. Geçen hafta içerisinde 4.80'leri aşan 2 yıllık kağıtta 15 yılın zirvesini görmüştük. Şu anda 4.73'teyiz. 10 yıllık kağıtta ise 4.22-60'lar ekranımıza yansıdı. MTI'ye döndüğümüzde dolarda dün bir miktar geri çekilme olması altını da yaklaşık 3 haftanın en yükseğine taşıdı. UBS altının 2023'te özür diliyorum. Çift haneli rally yapması beklentisini ortaya koydu. Spot altın bu sabah 1672 dolar 60 sentte ve gram altında dün bu saatlerde 1000 liranın üzerindeydik. Bu sabahsa 993 TL ile karşı karşıyayız. Petrolde ise dünkü düşüşlerden sonra bugün de hareket devam ediyor. 91,5 dolarda Amerikan tipi ham, 97 dolar 70 centlerde ise Brent'i izliyoruz. Rusya'nın bu arada ham petrol sevkiyatı 5 ayın zirvesine yükseldi. Gelecek aydan itibaren Avrupa yaptırımlarının da gündeme gelmesi bekleniyor. Kripto para evrenimize dönelim. O tarafta da kırmızı ekranlar var bu sabah. Özür diliyorum. 19.786 dolarda Bitcoin'i takip ediyoruz. Ethereum ise 1471 dolar sularında. Açık piyasalarda hangi haberler paraya yön veriyor? Detaylarını konuşma zamanı Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadi Kaymaz Pekin'de bizi bekliyor. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Sadi günaydın diyelim sana. Neler var bu sabah bizim için notlarında? Zeynep günaydın. Şimdi notlarıma geçmeden evvel belki kahve, sabah kahvesini yudumlayanlar vardır. Onlar için bir haber aktarmak isterim. Özellikle Arabica türü kahve bizim de genel olarak en çok tükettiğimiz, içmeyi sevdiğimiz kahve türü. Fiyatları, vadeleri son 15 ayın en düşük seviyesine geldi. Hatırlarsın özellikle geçen sene. Kahve fiyatları çok can yakmıştı. Oralardan çekildi. Tabii bir taraftan talep düşüyor, bir taraftan navlun düşüyor, bir taraftan da Güney Amerika'dan üretim fena değil. Dolayısıyla kahve cephesinden iyi haberlerle başladım Zeynep. Tabii iyi haberlerle devam edeyim madem böyle başladık bugün. Şimdi Nikkei'ye bakıyorum, Güney Kore'ye bakıyorum, Kospi'ye. İkisinde de %1'den fazla kazançlar var. Aslında enflasyon verisi öncesi piyasanın aklı fikri tabii ki Amerika'nın enflasyonunda. Orada risk iştahının görece açık olduğunu görüyoruz. Şu anda öğle saatleri itibariyle. Çin hisseleri bugün negatif ayrışıyoruz. Birkaç sebebi olmalı Zeynep. Onlardan bir tanesi tabii ki özellikle Hong Kong'da teknoloji endeksi dipten %20 sekti. Pek çok açıdan çok normal burada bir soluklanması. Diğer taraftan teknik bakımdan direnç noktalarına geldi. Ama en önemlisi bugün hiç şüphesiz ana faktör, ana kara hisselerinde çok etkili, o da Çin'de artan Covid vakaları. Daha dün seninle şunu söylemiştik, vakalar 5000'i aştı demiştik ve son 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı demiştik. Oradan bir %40 daha yükseldi, 7300'e geldi bir günlük sayı. Eğer böyle asimetrik bir şekilde artmaya devam eder ve daha doğrusu artış asimetrik şekle döner ve daha da hızlanırsa biz çok çabuk böyle 10.000'leri 20.000'leri konuşuyor olabiliriz. Tabii Çin hükümeti tarafından da aslında dolaylı bazı bilgiler edindik. Bir haftadır aslında piyasa, hem küresel piyasalar hem Çin piyasaları, acaba Çin liderlerinin aklından ne geçiyor? Çin açılacak mı, açılmayacak mı diye böyle düşünüp taşınıyor. Biz de seninle böyle acaba Çin gazeteleri ne yazıyor, yetkililer ne söylüyor, iletişimde bir farklılık var mı, Çinliler aşıyı onaylayacak mı diye böyle her gün neredeyse didik didik ediyoruz. Ama dün Wall Street Journal'ın önemli bir haberi vardı bana sorarsan, o da şuydu. Çinli otoritelere dayanıyorlar, şimdi burası, bu tarafı kritik ve diyorlar ki Çin liderleri şu an düşünüp taşınıyorlar. 2023 yılında kademeli de olsa, belli bir takvime bağlı olmasa da böyle açılmayı planlıyorlar, açılmak durumundalar. Sebebi de ekonomiymiş. Zeynep bunu önemli belirttiğini, dolayısıyla
Evet, piyasada Çin'in 2023 yılında açılacağına ilişkin bir beklenti var. Anlaşıldığı kadarıyla da Çinli yetkililer dolaylı olarak Wall Street'ten anladığımız kadarıyla bunu doğru diyorlar ama somut da bir plan yok. Bir de şöyle olabilirmiş. Toptan bir açılma olmayabilir ama özellikle ekonominin imalatın ağırlık taşıdığı bazı bölgelerde, eyaletlerdeki taşra yönetimlerinin çok güçlü olduğunu da belirtmekte fayda var. Oralar önce daha gevşeyebilirmiş. Tabii bu çok zorlu bir süreç olacak. Çin 3 senedir kapalı, açılması da çok kolay değil ama net bazı sinyaller de gelmeye başladı. Son olarak Zeynep, döviz tarafına da bakıyorum. Güney Kore bonu biliyorsun benim favori göstergem özellikle risk iştahı açısından. Onu da dolar karşısında %1,2 şu an ilerlerken görüyorum. Son 2 ayında en yüksek seviyesine çıktı. Bloomberg ET Asya temsilcisi Sadi Kaymaz, çok teşekkür ederiz aktardığın notlar için. Bir sonraki buluşmamız saat 8 sularında olacak. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. Ve gelelim buradan dış basın köşemize. Bloomberg'a bu sabah geldiğimizde gelişen ülke tahvil piyasasındaki rally liderliğinde Türkiye'yi görüyoruz demişler. Eurobond ile ilgili olarak Bank of America, Goldman Sachs ve JP Morgan'a 2028 vade için yetki verildi. Ve dolar cinsi tahviller açısından bakıldığında bir yıllık Türkiye'nin ödediği prim de bir yılın en düşük seviyesine gelmişken böyle bir hamle gelişen ülkelere iyi geldi demişler. Detaylara şöyle bir göz atmaya çalışalım. Bu sabah itibariyle Bloomberg'e geldiğimizde şöyle bir hemen ben notlarıma dönüyorum. 1,5 milyar dolarlık bir borçlanma söz konusu, %9,875'lik bir kupon ödemesi olacağı ifade ediliyor. Getiri ise nihai olarak %10 civarında olabilir demiş konuya yakın bir kaynak ama isim vermek istememiş çünkü buna yetkisi olmadığı belirtiliyor. Her şartta bu sene için 11 milyar dolarlık bir dış borçlanma stratejisi ortaya konmuştu. Şimdiye kadar ise 7,5 milyar dolarlık dış borçlanma gerçekleştirdi Türkiye. Detaylara bakıldığında yine yatırımcılar açısından burada bir fırsat doğduğu ifade ediliyor. Bir yandan CDS geri çekilirken diğer taraftan da Türkiye'nin şu an için tahvil piyasasındaki performansı yıldız seviyesinde şeklinde bir açıklama var. Union Investment'tan uzmanın verdiği görüşe göre Türkiye'nin tahvilleri şu anda yüksek getirili olan tahvilleri içerisinde en likit olanlardan bir tanesi. Dolayısıyla al satını yapmak çok kolay diyor bu uzman. Aynı zamanda da yüksek enflasyon ve Merkez Bankası politikasının kredi farklarına olan yansımasının yavaş yavaş azaldığına işaret etmişler. Dolar cinsinden risk priminin 500 bas puanın altına indiği ile ilgili grafiği de bu arada sayfasına taşımış Bloomberg. B notlu Türk tahvillerinin primi, risk primi 494 bas puana kadar geri çekildi JP Morgan endekslerine göre. Bu da özellikle aynı vade için Mısır'ın ödediği, ki kendisi de aynı notta bizimle, o yüzden karşılaştırmak mantıklı. Mısır'a göre baktığımızda onların risk priminin neredeyse yarısından bile daha aza işaret ediyor. Aynı zamanda Polonya'nın yine 5 bankayı yetkilendirdiği bir hafta içindeyiz. Dolar cinsi onlar da 6 yıllık bir borçlanmaya gidecekler. Avrupa tahvil piyasasına da hareketlilik böylelikle gelmiş olacak demişler. Dolar ve Euro cinsinden gelişen ülkelerden çıkarılan tahvil miktarı yıllık bazda %56 düşüşle geçen seneye kıyasla aşağı yönlü bir performans izledi. Şimdiye kadar 289 milyar dolar seviyesinde kaldı. Bu da 2011'den bu yana en düşük borçlanmaya işaret ediyor. Özellikle faizlerin yükselmesi ve Rusya-Ukrayna savaşı burada etkili unsurlar olarak karşımızda. Ve Amerika'nın ara seçimleriyle ilgili olarak da Morgan Stanley'nin yatırımcılara notları var. Onları yine dış basın köşemizde ele alacağız. Morgan Stanley'nin kendi internet sitesinden şifresi olarak açılabilecek olan yazıda Amerikalılar sandık başına giderken piyasalar için bu ne anlam ifade eder? Farklı senaryolar masaya yatırılmış vaziyette. Hemen detaylara girdiğimizde diyorlar ki elbette önce fiziksel olarak kullanılan oylar sayılacak, sonrasında postayla gelenler sayılacak. O yüzden bazı eyaletlerde tablo 180 derece dönebilir. Birinci senaryoya döndüğümüzde demokratlar açısından sürpriz şekilde bir katılım söz konusu olursa sandık başına gidişte veya postayla oy kullanışta genellikle etkili oluyor diyorlar. Çünkü yüz yüzeler sayıldığında cumhuriyetçilerin çoğunlukla çıktığı birçok yerden postayla sayılanlar ortaya çıkınca demokratlar lehine bir tablo karşımıza gelebiliyor. Önümüzdeki süreçte eğer iki taraftan birinde cumhuriyetçi ağırlığını görürsek enflasyonla mücadele açısından ortaya daha farklı bir tablo gelebilir. Eğer demokratlar beklentinin aksine
sürpriz bir şekilde liderliği iki tarafta da elinde tutarsa özellikle Biden'ın daha iyisini inşa etmek üzerine kurulu politikasında maliyenin enflasyonist tarafa kaydığını görebiliriz. Bu da Fed'in daha çok faiz artırması gerekebileceğine işaret edebilir. Daha güçlü bir dolar, daha yüksek Amerikan tahvil faizleri potansiyeli doğuyor demişler. Cumhuriyetçilerin gelmesi ise ikinci senaryoda ele alınmış. İki taraftan biri veya hem Kongre hem Temsilciler hem Senato hem Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçilerin bir adım daha öne gelmesi her ne kadar piyasa açısından da fiyatlanmış senaryolar içinde yer alsa da önümüzdeki süreçte yine borç tavanları, yine hükümet kapanmaları gibi tartışmaları beraberinde getirebilir. 2011'de biz bu filmi gördüğümüzde ekonomi hala zayıftı ve yine Ağustos ayında o sene yaşanan krizle beraber işsizlik de %9 civarındaydı diye hatırlatmışlar bize. Ve son başlıkta da elbette ortaya çıkması neticelerin bir miktar vakit alacağı için bu sürecin oynaklığı da beraberinde getirebileceği söylenmiş. Detaylardan da hatta örnek de vermişler. 2020 senesinde Pensilvanya Senato seçimlerine dikkat çekiyorlar. Diyorlar ki yüz yüze kullanılan oylarda %29 civarında kazanan tarafta yer alan parti bir anda postayla sayılanlar ortaya çıkınca diğer tarafın lehine dönmüş oldu. Böylelikle görünümün Cumhuriyetçiler lehine mi, Demokratlar lehine mi olacağını takip edeceğiz. Wall Street Journal'a ise geldiğimizde yine tabii ara seçimlerle ilgili başlıklar da bizi karşılıyor. Bunların dışında neler var? Çok kısaca özetlemeye çalışalım. Ara dönem seçimleri öncesinde Amerika'da hisse senetleri günü artılarda kapatmayı başardı. Amerikan ara seçimleri öncesinde kampanyada artık son saatler yaşanıyor demişler. Buradaki yarışta artık işlerin kızıştığına dikkat çekmişler. Sıfır Covid politikasından çıkışla ilgili nasıl bir plan ortaya koyacak Çin? Bu konuyla ilgili çalışmalar var ama temkinli ve yavaş gidecek bu çalışmalar diye görünüyor. Enflasyon aynı zamanda Amerikan seçmeninde gelir seviyelerini de baskılıyor. Bunun da aslında sandıkta önemine dikkat çekiliyor. Zira ortaya çıkacak sonuçta eğer iki tarafta da hala Demokratlar kıl payı olsa öndeyse o zaman belki de enflasyon dinamiklerinin seçmeni bu kadar da etkilemediği gibi bir sonuç buradan doğabilir diyorlar. Elon Musk'ın Twitter'ı almasıyla beraber taklit hesapları sonsuza kadar askıya alacağına işaret eden açıklaması önemli. Elektrikli kamyon üreticisi Lordstown Motors'a Foxconn'dan 170 milyon dolarlık bir yatırım geleceği haberi var. Covid'in iş gücü piyasasındaki etkilerinin bir kısmı kalıcı oldu. Bu da hasar veriyor. Hem ekonomide üretkenlik hem de iş gücü maliyetlerinin artması açısından. COP27 ile ilgili bir başlık yine Wall Street Journal'ın bugün kapak sayfasında. Amerika karbon kredisi talebinde bulunuyor. Milyarlarca dolarlık. Özellikle burada gelişen ülkelere yardım edilmesi gerektiğine işaret etmişler. COP27 esnasında oluşabilecek ve oluşan protestolarla ilgili de son derece sıkı güvenlik önlemleri alındığına ifade ediliyor. Ukrayna cephesine döndüğümüzde Rusya Kherson'dan çıkışı hızlandırmaya çalışıyor demişler. Bu sabahki yine haber başlıklarında Wall Street Journal'a geldiğimizde. Ve içeriye döndüğümüzde KGF ile ilgili beklentiler var, kurla ilgili beklentiler var. Gazeteci, yazar, Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ dün yayınımızdaydı. Neler söyledi aktaralım ardından gazeteler. Genel itibariyle müthiş, şiddetli bir finansal baskılama krediler üzerinde sürüyor. Çünkü ekonomi yönetiminin ana odağı döviz akımlarını kontrol etmek, bir döviz krizi çıkmasından korkulduğu için burada bu baskılamanın da ben bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum. Yani piyasadaki beklenti de öyle. Daha çok bu kaynakların şirketler kesimine az az aktarılacak ama vatandaşa bir hayli desteklerle, belki hibelerle, bu tarafın, yani tüketim tarafının da biraz destekleneceği bir beklentisi var ki şöyle mesela gene o Kayseri'deki sohbetimizden ya dördüncü aya kadar idare edebilirsek önümüz rahatlar diyen bir beklenti, bir algı olduğunu söylemek mümkün. Ama yurt dışının daralıyor olması aynen senin de söylediğin gibi tabii birçok sektörü ciddi şekilde tedirgin ediyor. Ben çok büyük bir rakam geleceğini zannetmiyorum. Aynı nedenlerden dolayı ve söylediğin gibi ilk elde tamam bir takım faturalar karşılığı, ödemeler karşılığı yapılsa bile ikinci, üçüncü ele geçtikten sonra onu takip etmek hem zor, yani kontrolü çok zor bir şey. Yani onu tekrar dövize gitme ihtimali
bir sıkıntı yaratabilir. Onun için ben çok hacimli olacağını düşünmüyorum. Yani 60-80 civarında bir yerde olabilir. Yani konuşmalarında o yönde olacağını olduğunu duyuyoruz. Yani bu tabii KGF hani şu andaki işletme sermayesi ihtiyacını öyle sadece bir nefes olabilir. Hani ihtiyacı karşılayacak boyutta bir şey olacağını kimse beklemiyor. Ve gazetelerle tur atarak devam ediyoruz. Habertürk.com Elon Musk Twitter'daki taklit hesapların kalıcı olarak askıya alınacağını duyurdu. Sosyal medya şirketi Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk taklit hesapları kalıcı olarak askıya alacaklarını belirtti. Ve Dünya Gazetesi'nin manşet haberine döndüğümüzde hisse ağırlıklı fonların getirisi %120'ye dayandığı haberi var. Yatırım fonlarının büyüklüğü ilk 10 ayda 2'ye katlanırken hisse senedi bazlı fonlar yatırımcısına BIST 100 ortalamasının üzerinde getiri sağladı. Risklere dikkat kutucuğu dikkat çekiyor haberin içerisinde. Fon Turkey kurucusu Onur Duygu en yüksek getiri sağlayan ilk 15 fonun 14'ünün hisse senedi fonları olduğuna dikkat çekti. Profesyoneller tarafından yönetilen hisse fonlarının bireysel yatırımcılar için değerli bir alternatif olduğuna işaret eden Duygu, geçmiş getirilerin özellikle yüksek riskli yatırım ürünlerinde gelecek için gösterge olmadığına vurgu yaptı. Hürriyet gazetesi ekonomi sayfasında artık tek sorunumuz iklim değil başlığıyla karşılaşıyoruz bugün. Birleşmiş Milletler'in iklim zirvesi COP27'de bu yıl küresel enerji, gıda krizi ve hayat pahalılığı da tartışılacak. Geçtiğimiz pazar günü başlayan COP27'de 18 Kasım'a kadar iklim değişikliği etkilerinin yanı sıra jeopolitik çatışmalarla birlikte karşılaşılan enerji, gıda, su ve yaşam maliyeti alanındaki krizler de ele alınacak. Bu yıl ilk kez konferansta gıda sektörü için de ayrı bir başlık açılırken öne çıkan gündem maddelerinden biri de ülkelerin emisyon azaltım hedeflerini güncellemesi gerekliliği olacak. Ve dönüyoruz buradan Sabah gazetesine. 100 yılın altyapısı hazır diyor gazete. A Haber'in düzenlediği 21. yüzyıl belediyeciliği yerel yönetimler zirvesine katılan Ulaştırma Bakanı Kara İsmailoğlu 2053'e kadar bütün planlamaları yaptıklarını belirterek 198 milyar dolar yatırım gerçekleştirilecek dedi. Milliyet gazetesine döndüğümüzde ise sosyal konutta ilk kura tamam haberiyle karşılaşıyoruz bu sabah. Sosyal konutlar için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri başladı. Dün Şırnak ve Ardahan kuralları tamamlanırken bugün Kars ve Siirt kuralları çekiliyor. 16 Kasım'a kadar 12 ildeki projelerin hak sahipleri belirlenmiş olacak. Ve turda son durağımız bu sabah Cumhuriyet Gazetesi olacak. Çiftçiye destek ödemesi erkene çekildi ama borçlu ya da icralık üreticiler bunun dışında tutuldu. Müjde havada kaldı diyor bugün haberden detay. Tarımsal destekleme bütçesi 54 milyar lira olarak açıklandı. Ancak 753 bin çiftçinin 153,8 milyar lira borcu bulunuyor. Çiftçiler kara liste yüzünden desteğe ulaşamıyoruz diyor. Avro Portföy Yönetimi Genel Müdürü İsmail Erdem bu sabah bizimle birlikte. İsmail Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza diyelim ve öncelikle isterseniz borsayı konuşalım bu sabah. 4300'lerin üstünü konuşuyoruz artık. Size göre bundan sonra mesela 4000'den 5000'e doğru yolculukta nasıl şekillenecek? Yabancının katılımının artmasını bekler misiniz? Hangi sektörler buraya liderlik edebilir? Ne kadar sağlıklı ve sürdürülebilir görüyorsunuz şu anda borsadaki hareketi? Günaydın. Tabii borsa özellikle son birkaç haftada çok sert, soluksuz bir yükseliş sergiledi. Yılbaşından beri artışa baktığımızda artık dolar bazında %60'lar seviyesine falan geldik yanlış hatırlamıyorsam. Bu gayet kuvvetli bir yükseliş. Bu noktadan sonra belki biraz daha temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Sonuçta yılbaşından beri özellikle Türk lirası faizlerin düşük olması, TL tasarrufların gidecek bir adres bulamamasının da desteğiyle borsanın kuvvetli olmasını hep bekliyorduk. Ancak bu noktadan sonra biraz daha temkinli olurdum. En azından yeni parayla borsaya girmeyi düşünüyorsam biraz daha bir düzeltme hareketini beklerdim. Burada sektörlere baktığımızda aslında şu da var tabii, şirket karlılıkları çok iyi geliyor. Özellikle Türk lirası bazında enflasyon düzeltmesi yapılmamış karları gördüğümüz için çok yüksek büyümeler görüyoruz. Hem şirketlerin faaliyet karlarında hem de net karlarında. Bu da biraz destekliyor borsayı ama ben buralarda artık biraz bir düzeltme olabilir mi diye düşünmeye başladım.
Şimdi bugün Dünya Gazetesi'nin manşetinde de var. Hisse ağırlıklı fonların getirisi de %120'ye dayandı şeklinde bir başlık var. Ocak-Ekim döneminde bu yılın mevduatın ortalama getirisi %16'da kaldı. Dolar %42, gram altın %29 değer artışı kaydetti. 10 ayda %58 olarak açıklanan enflasyona karşılık BIST 100 endeksi de %106,5'luk getiriyle diğer yatırım araçlarından açık ara pozitif ayrıştı diyor gazete. Tabii az önce biz de aktardık. Fon yöneticileri diyorlar ki geçmiş geleceğin aynası olmayabilir. Yatırımcıyı bu anlamda uyarmışlar. Siz de okumuşsunuzdur. Nassim Taleb'in Karakuğu kitabında da vardı. 100 gün boyunca hindinin beslenmesi 101. gün Şükran Gündün gelmeyeceği anlamına gelmiyor maalesef. Şimdi böyle bir ortamda borsa peki rakipsiz mi İsmail Bey? Onu da sormak isterim size. Çünkü bazen konuklarımız diyorlar ki bundan sonrasında getiri nerede olabilir deyince işte altın, gümüş, eurobond gibi seçenekler söz konusu olabilir. Çünkü hani kur korumalı mevduatta da mesela son dönem performansına baktığımızda tabii önceye kıyasla kurun pek bir yere gitmemesiyle beraber orada da getirinin sınırlı kaldığını izliyoruz. Ne dersiniz? Borsa rakipsiz mi İsmail Bey? Yani borsa rakipsiz değil tabii. Tabii ki şimdi bu sizin de anlattığınız ekonomik ortamdan dolayı faizlerin düşük olması, paranın gidecek yeri olmaması, kredili işlem yapan yatırımcıların kredi maliyetlerinden enflasyonun çok altında olmasından dolayı borsaya çok ciddi bir talep oldu. Fakat şunu da unutmamak lazım. Yani böyle yılda %150 falan getiriler sürdürülebilir şeyler aslında pek değil. Yani normal finans teorisine baktığımızda siz yılda reel olarak 5-10 para kazanabiliyorsanız bu aslında çok iyi bir getiri. Bunu düşünerek ilerlemek lazım. Yani bu çerçevede alternatif ne var diye baktığımızda mesela Eurobond'lar benim dikkatimi çekiyor. Türkiye hazine Eurobond'ları %10'un üzerinde dolar bazında getiri sağlıyor. Türk özel şirketlerinin Eurobond'ları kimi şirketlere baktığımızda ve bankalara onlar da %10, 11, 12 civarında dolar bazında getirileri var. Yaklaşık işte 5-6 yıllık vadelerden bahsediyoruz. Bunlar iyi getiriler, gayet iyi getiriler. Yani yılda dolar bazında %12-13 para kazanmak gayet tatminkar bir getiri. Tabii böyle bir varlık sınıfının şu anda borsanın özelinde konuşuyorum. Çok hızlı yükselip çok yüksek getiriler sağladığı dönemlerde yatırımcılar biraz bunun rehavetine kapılıyorlar. Yani işte son 3 ayda borsa %50 arttı. Önümüzdeki ayda %50 artacak ne bulabiliriz diye düşünüyorlar. Böyle bir dünya yok tabii ki finans dünyasında. Yani böyle sürekli her ay, her 2 ayda bir %50 getiri beklememek lazım. Bu çerçevede dediğim gibi birazcık borsa konusunda daha belki temkinli olup biraz daha nispeten güvenli liman sayılabilecek işte Eurobond'lar olabilir. Belki az bir miktar altın, gümüş olabilir. Belki az bir miktar yabancı hisse senetleri olabilir. Bu varlık sınıflarına geçiş yapmak uygun olabilir diye düşünüyorum. Dünkü borçlanmayı nasıl, daha doğrusu hani henüz resmi nihai açıklamasını ben görmedim ama bugün Bloomberg'de gördüğümüz kadarıyla diyorlar ki hani risk primi açısından bakıldığında emsallerine kıyasla bir yılın en düşüne gelen Türkiye çok cazip bir ralliyi de beraberinde getirmiş oldu. 2028 vadeli 3 bankanın yetkilendirildiği 1,5 milyar dolarlık borçlanmaya gidileceğini anladığımız kağıtta %10 civarında bir nihai getiri potansiyeli doğmuş durumda. %9'un üstünde de bir kupon olacağını belirtiyor konuya yakın kaynaklar isim vermeksizin. Dolayısıyla hani teyide muhtaç bilgidir diye bir kez daha altını çizelim ama diyelim ki nihai tablo böyle geldi. Sizin için ne anlam ifade eder İsmail Bey? Yani bu zaten bu vadede %10 civarında bir getiri aşağı yukarı mevcut Türk Euro bondlarının verim eğrisiyle de aşağı yukarı paralel. Evet, 9'lar civarındayız orada da. Evet. Evet, dolayısıyla çok şaşırtıcı bir sonuç değil. Yani tabii şimdi borçlanabiliyor olmak, 1,5 milyar parayı piyasadan toplayabiliyor olmak bir başarı ama öte yandan %10 faiz veriyor olmak çok da büyük bir başarı değil. Bu önümüzdeki yıllarda hazinenin finansman maliyetini, faiz maliyetini ciddi şekilde yukarı itecek olan bir şey. Tabii son bir yıla baktığımızda bizim CDS primimiz, ki sonuçta bu Eurobond faizlerini ana belirleyen parametrelerden bir tanesi, aşağı geldi. Ama geldiği nokta yine hala çok yüksek bir yer. Ama tabii biraz aşağı gelmiş olması sevindirici. Zaten bir miktar borsadaki rally'yi de bu destekliyor diye düşünüyorum. Yani sonuçta nötr bir gelişme piyasalar için. Beklentiler civarında bir faizle borçlanmış vaziyette. Ama bir şekilde Türkiye'nin risk primini daha da aşağıya çekip ve Türkiye'nin daha düşük faizle borçlanabiliyor hale gelmesi lazım. Yoksa sürekli %10 dolar bazında faizle borçlanarak ilerlemek biraz zor.
Tahvil piyasası demişken belki şunu da ele almak lazım. Zaman zaman TL cinsi tahvillerde getirdiğimiz faizin Eurobond faizlerimizin altında kaldığını görüyoruz. Aynı vadelerde karşılaştırmalar yaptığımızda genellikle 5 ila 10 yıllık vade için tabii bu söylediklerim geçerli. Bu hareketi nasıl okuyorsunuz İsmail Bey? Bu hareket acaba yarın öbür gün bankalarımız açısından nasıl sonuçlar beraberinde getirebilir? TL bazlı faizlerdeki piyasa şu anda şey bir piyasa değil, böyle nasıl söyleyeyim, serbest piyasa şartlarıyla tam belirlendiğini söyleyemeyeceğim. Orada mevzuatın getirdiği bankalara bir bu tahvilleri alma yükümlülüğü var. Bundan dolayı da bankalar almak zorunda kalıyorlar. Bu da tahvillerin fiyatını yukarı itiyor ve faizlerini çok aşağı getiriyor. Yani şimdi gerçekçi olursak 5 yıllık işte TL bononun faizi artık günlük takip bile etmemeye başladım ama %10-15 civarında desek, enflasyonun %80 olduğu bir ortamda 5 yıl %15 ile 10 ile kim borç alıp verir? Dolayısıyla bu şey bir piyasa değil, nasıl söyleyeyim, gerçekten rekabetçi şekilde oluşan bir piyasa değil. Mevzuatın getirdiği yükümlülüklerden dolayı bankalar almak zorunda kalıyor ve alıyorlar. Ondan dolayı da bu faizler aşağı geliyor. Zaten o tahvillerde bireysel yatırımcı katılımı veya yabancı yatırımcı katılımı minimal seviyede şu anda. Böyle bir ortam yaşıyoruz. Tabii bunların TL faiz getirilerinin Türk Euro bondunun dolar bazındaki faiz bonolarının getirisiyle karşılaştırılması bu açıdan çok şey olmuyor. Çok biraz elma ile armutun karşılaştırılması gibi bir durum oluyor diye düşünüyorum. Şunu da belki tartışmak lazım. Şimdi sizin de söylediğiniz gibi uzun vadeli tahviller tarafında daha çok bankaların alma yükümlülükleri var. Enflasyon beklentisini piyasa nasıl oluşturabilir? Siz enflasyon beklentinizi oluştururken hangi parametreye bakıyorsunuz? Çünkü tahvil tarafı dediğiniz gibi belli bir regülasyona tabi gözüküyor. Diğer taraftan piyasa katılımcıları anketinde katılımcı sayısının azalmış olmasıyla beraber OVP'ye yakınsayan rakamlar dikkat çekti. Ne tarafı takip etmek lazım uzun vadeli bir beklenti ortaya koyabilmek için? İsmail Bey, siz enflasyondan nasıl bir beklenti içerisindesiniz rakamsal olarak, onu da sormuş olayım. Zaten bu çok zor bir soru bu sorduğunuz. Ekonomideki en önemli şu andaki belirsizliklerden ve soru işaretlerinden birisi de bu. Ekonomik aktörler, her türlü aktör, yani bankalar, sanayi şirketleri, ileriye dönük planlama yapan herhangi bir kişi önümüzdeki birkaç yılda enflasyonun ne olacağı konusunda böyle çok güvenilebilir bir şey bulamıyor. Bir tahmin aracı, dayanacak bir tutar bir dal bulamıyor. Bundan dolayı da fiyatlamalarda büyük belirsizlikler ve alım satım fiyatları arasında makas açılmaları gözlemliyoruz. Keza gerçekleşen enflasyonun da işte ne olduğu konusunda sonuçta bir TÜİK'in rakamları var, bir de daha bağımsız yerlerin açıkladığı rakamlar var. Bunlardan dolayı tam olarak fiyat oluşumunda ekonomide bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Bunun üstüne bir de son bir yılda çok hızlı bir şekilde enflasyonun %80'e geldiğini düşündüğümüzde insanların biraz fiyat algısında da kaymaları oldu. Yani bir malın fiyatı kaç liradır diye sorduğunuzda bunun bir işte iki yıl önce bunu konuşuyor olsaydık aşağı yukarı şu bantladır diye bir şey verebilirdik. Atıyorum alışveriş merkezinde pantolon almaya gittiniz, fiyatı ne kadardır, şu kadardır diye bir rakam aklımızdan geçerdi. Şu anda biraz o ayar kaymış vaziyette. Zaten en büyük sıkıntı da bu. Biz ne yapıyoruz, neyi kullanıyoruz? Bir kere bazı öncü göstergelere bakabildiğimiz kadar bakmaya çalışıyoruz. Yani son 2 ayda, 3 ayda, 6 ayda bazı temel tüketim maddelerinin fiyatları ne kadar arttı diye bakıyoruz. Bazı emtia fiyatları ne kadar arttı? Bunların böyle basit regresyonlarla önümüzdeki birkaç aya yansıması nasıl olabilir diye bakıyoruz. Ancak sizin de bahsettiğiniz gibi piyasa beklentilerini yansıtan bir böyle bir verim eğrisidir veya ona benzer bir şey pek bulamıyoruz. Şimdi az önce sizin de söylediğiniz gibi hani AVM'de bir pantolonu ne kadara alırız bunu hesaplayamıyoruz, öngöremiyoruz dediğinizdeki gibi mesela bazı internet sitelerine de bakıyorum, bu sabah haberler var. Onlar da Habertürk televizyonuna dayandırmışlar haberleri. Diyorlar ki bazı bankalarla anlaşan e-ticaret siteleri mont ve kaban alışverişleri için 36 ay vadeli krediler açmaya başladı. Bankalarla bu yönde anlaşmalar yaptılar. Bu vaziyete gelmiş durumdayız. Şimdi biz söze borsadan başladık. Hemen dünkü kapanışta
hatırlatalım izninizle. 71 hisse dün borsa kapanışı itibariyle endeks yüzde günü artıda tamamladı. 26 hisse eksi de 3 hisse ise yatay biçimdeydi gün kapanırken. Yüzdesel bazda en çok artan tarafta Ereğli Demirçelik, İskenderun Demirçelik, Koz Anadolu, Sabancı Holding, Jantsa hisselerini gördük. Yine yüzdesel bazda en çok düşen tarafta Aydem Yenilenebilir Enerji, Global Yatırım Holding, Trabzonspor, Smart Güneş Enerji ve Nurol Gayrimenkul hisselerini takip ettik. Puan bazlı katkılarda Ereğli Demirçeliği, Tüpraş takip etti. Hemen arkasında Sabancı Holding, Türk Hava Yolları, Şişe Cam geldi. Ve puan bazlı baskılarda da Sasa Polyester sonrası Global Yatırım, Odaş Elektrik, Aydem Yenilenebilir Enerji ve Smart Güneş Enerjisi hisselerini izlemiş olduk. Bilanço sezonu ile ilgili beklentileriniz ne kadar karşılandı diye de sormak isterim İsmail Bey. Özellikle tabii bankalarda yüzdesel bazda manşet rakamlarda çok ciddi kar artışları var. Ama öz kaynak karlılık baktığımızda kabaca %50 sularında kaldığını takip ediyoruz. Karlılıklar aşağı yukarı beklediğimiz çerçevede geldi diyebilirim. Burada hep tekrar ediyorum ama bu özellikle enflasyon, yüksek enflasyon ortamında enflasyon muhasebesi uygulanmadan açıklanan mali tablolarda dikkatli olunması gereken birçok konu var. Özellikle bankaların bir kere karlılıklarını enflasyon düzeltmesi sonrasında düşünmek lazım. Sizin de dediğiniz gibi öz varlık karlılığı %50 olan bir banka, enflasyon ortamı %80 ise para kazanıyor mu kazanmıyor mu, bunu yatırımcının açıkçası değerlendirmesini bir sunmak lazım. Yani sizin 100 liranız olsa bu sene içinde 50 lira kazanmış olsanız kendinizi çok başarılı mı, ya aslında enflasyonun altında kaldım mı diye düşünürsünüz. Bu bir soru işareti. Sanayi şirketlerinde de iki tane önemli faktör karlılıkları etkiliyor. Bir tanesi stok karları. Yüksek enflasyon ortamında elinizde tuttuğunuz stok, hele malınızı birkaç ay stokta tutup ondan sonra satıyorsanız zaten ciddi bir, o aradaki iki aylık dönemde enflasyondan dolayı stokların değerlenmesinden bir kar yazıyorsunuz. İkincisi de emtia fiyatlarının dalgalanmasından kaynaklanan, özellikle senenin ilk 6 ayındaki yükselişinden kaynaklanan artışın birçok emtia ile ilgili iş yapan sanayi şirketinin karlılığını olumlu etkilemesi. Bunlar genelde baktığımızda iyi. Şirket karlılıkları bayağı iyi geliyor. Yani sonuçta mesela elektrik sektöründe, elektrik üretimiyle ilişki olan her türlü sektörde, hem yenilenebilir enerji şirketlerinde, hidroelektrik şeylerde, termik santrali olan şirketlerde karlılıklar çok iyi geliyor. Çünkü elektrik fiyatları çok iyi. Bu sene yağışlar açısından da oldukça iyi bir sene oldu geçen seneye göre. Bu ortamda baktığımızda şirket karlılığı genel itibariyle iyi. Ancak buna böyle yüksek enflasyon ortamında bu rakamlara çok dikkatli bakmak lazım. Ne kadar tekrarlanabilir olduklarını düşünerek hareket etmek lazım. Şimdi dün bu arada borsa kapanışı sonrasında gelen bilançolar da vardı. Onları da unutmayalım. İş Bankası'nın 3. çeyrekte karı beklentiye paralel 15.04 milyar TL olarak gerçekleşti. Yine çeyreksel bazda karın %3,4 oranında arttığını görüyoruz. Yılın ilk 9 ayında ise kar %439 oranında artış göstererek 38 milyar 10 milyon TL seviyesine yükseldi. Genişleyen marj oranları ve güçlü iştirak gelirleri karlılığı destekledi. Maddi öz kaynak karlılığı %52,5. Aktif karlılığı %4,7'ye çıktı. Bankanın serbest karşılık tabanı ise 6,5 milyar TL oldu. İş Bankası ile ilgili olarak terminale döndüğümüzde tavsiyelerde 7 kurumdan al, 12 kurumdan tut, 2 kurumdan sat tavsiyesi olduğunu görüyoruz. Şu anda hedef fiyat seviyesi 8.86 TL ile kapanış seviyesi olan 9.25 TL'nin altında kalmış. %4.2 kadar en güncel tavsiye bu arada Övünç Gürsoy'dan gelmiş, OYAK Yatırım'dan. Piyasa üstü getiriyle 12.84 TL'lik bir hedef fiyat belirlemiş Övünç Gürsoy. Dolayısıyla belki bilanço sonrası, bilemiyorum, burada güncel rakamlarla karşılaşır mıyız? Bir de Vakıfbank çok kısaca ele almaya çalışalım. 3. çeyrekte 5.6 milyar TL'lik net dönem karı beklenti olan 4.9 milyar TL'nin üzerine çıkmış vaziyette. 9 aylık net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre bu arada %617'lik bir artışla 15.6 milyar TL'ye yükseldi. Öz kaynak karlılığı bir önceki çeyrekte %26,1 iken 9 aylıklarda %29,2'ye çıktı. Banka bu çeyrek 5.5 milyar TL ilave serbest karşılık ayırdı ve toplam serbest karşılıkları 9.5
milyar TL'ye ulaştı. Bilanço analizinin detaylarını Bloomberg TV araştırma masasının kaleminden internet sitemizde okuyabilirsiniz. Bir kez daha hatırlatalım. Gidelim analiz tavsiyelerine. Vakıfbank için 3 kurum al, 13 kurum tut, 4 kurum sat tavsiyesi vermiş vaziyette. Buna göre 12 aylık hedef fiyat seviyesi 6 lira 94 kuruş. Dünkü kapanış fiyatı 9 lira 38 kuruş olarak karşımızda. Bu da 12 aylık vadede %26'lık bir götürü potansiyeline işaret ediyor. Burada da yine en güncel tahmin piyasaya paralel getiri öngörüsünde bulunan Övünç Gürsoy'a ait. Oyak yatırımın böylelikle 12 aylık hedef fiyat seviyesi Vakıfbank için 10 lira 69 kuruş olmuş vaziyette. Şimdi bir yandan da tabii yurt dışını da konuşmadan geçmemek lazım İsmail Bey. Çünkü biz içeride belki dolar TL'nin hep belli bir bantta hareket ettiğini söylüyoruz ama diğer taraftan euromuz dalgalanıyor. O da pariteden kaynaklı. İsterseniz bir de yurt dışını ele alalım. Fed ile ilgili olarak sizin bas senaryonuzda neler var? Amerika'nın resesyon potansiyelinden kaçınmasının mümkün olduğunu söyleyen sesler de çıkmaya başladı. Bu şartlar altında gelecek sene faiz indirimine gitmek zorunda kalmayabilir mi? Neler düşünüyorsunuz Fed için? Fed bu içinde bulunduğu süreci bence iyi yönetiyor. Şu geçen haftaki Fed toplantısını özellikle oturup çok yakından dinledim. Ne diyorlar, neler soruyorlar, işte Powell nasıl cevaplar veriyor diye. Aslında onlar da tam olarak önümüzdeki birkaç toplantıda ne yapacaklarına kesin karar vermiş değiller doğal olarak. Gelecek olan verilere bakarak hareket edecekler. Ancak şu anlaşılıyor ki şu ana kadar arka arkaya işte yapılan 4-5 tane 0.75 puanlık faiz artırımı ile faiz seviyesi belli bir noktaya getirildi ve bu noktada artık ekonomiyi frenleyici, enflasyonu frenleyici etkisinin olmasını bekliyor Fed. Biraz belki birkaç toplantıda şu ana kadar yapılan artışların etkisini de gözlemleyeceğiz manasına gelecek ifadeler kullandılar. Yani buradan şunu çıkartıyoruz biraz. Bu faiz artırımı döngüsünün belli bir noktasına geldik. Bundan sonra bir tane daha 75, belki sonra 50, belki ondan sonra uzun bir süre, bir 6 ay, bir yıl indirilmemesi gibi bir senaryolarla karşılaşabiliriz. Ancak burada önemli olan bence belli bir noktaya gelmiş olmamız. Bunun da gelişmekte olan piyasaları ve dünyanın geri kalan tarafına olan negatif etkileri bence büyük ölçüde yaşandı. Dolayısıyla FED konusunda ben çok tedirgin değilim. Yani bize çok böyle büyük olumsuz etkileri olacağını pek zannetmiyorum. Zaten artık FED'in faiz artırıyor olduğu, belki biraz daha arttıracağı, enflasyonu aşağı çekme konusunda çok kararlı olduğu çok bilinen şeyler ve piyasalar tarafından fiyatlanmış durumda. Bu çerçevede bence euro-dolar paritesi de bu seviyelerde kalır. Hatta belki bir miktar euro bile değerlenebilir önümüzdeki bir yıl içerisinde diye düşünüyorum. Çünkü bu doların değerlenme hikayesi artık çok fazla fiyatlandı. Değerlenme hikayesi derken bu sabah itibariyle yine terminale de baktığımızda yıl sonuna kadar Fed ne kadar faiz artırır zaten bir toplantı var. Orada da 56 bas puan çıkıyor karşımıza. Gelecek seneyle ilgili de faiz artırımlarının devam edeceği söylenmiş 5.1'lere kadar Temmuz ayında, sonrasında ise hafif indirimlere gidilebilir deniyor. Ama tabii Larry Summers gibi uzmanlar da eski bir Amerikan Hazine Bakanı'ndan sonuçta bahsediyoruz. Yine Beyaz Saray'a ekonomi danışmanlığı vermiş bir kişiden bahsediyoruz. %6'ya kadar Fed faizi yükseltmek zorunda kalabilir diyor. Ekons Danışmanlık kurucu ortağı Ferhat Yükseltürk dün yayınımızdayken değerlendirdi. Ekona getireceğiz. Piyasalarda tabii şöyle bir hava var. Hani Fed artık böyle sona yaklaştığını söylesin. Biz de artık ağır ağır coşkuyu verelim. Ve bu 2022 yılını geride bırakalım. Çünkü 2022 yılında hakikaten varlık sınıflarında inanılmaz satışlar gördük. Hem bono tarafında gördük, hem hisse senedi tarafında gördük. Özellikle teknoloji hisselerinde önemli değer kayıpları yaşandı. Tabii bu da portföylerde bir sarsıntı yarattı. Özellikle emeklilik fonlarında, pension fundlarda. Burada önemli zararlara neden olduğunu görüyoruz. Bu açıdan da önümüze daha rahat bakmak için piyasalarda hani Fed pivota geçsin. Yani işte 5 mi olur bu, 5,5 mi olur, bir yerde bitirsin. Ve biz bundan sonra artık faiz indirimini fiyatlamaya başlayalım gibi bir beklenti var. Fakat tabii orada enflasyon dinamikleri buna maalesef izin vermiyor. Yani Fed açısından da en önemli durum şu anda enflasyon dinamikleri. Yani enflasyonun alt dinamiklerine bakıyoruz. Tamam, bir miktar belki soğuma var fakat halen o istenen seviyede değil. Yani bizim soğuma diye bahsettiğimiz şeyler hani %6-7'den bir miktar daha %5-6 bandına inme olasılığından bahsediyoruz ki Fed'in hedefi unutmayalım %2.
Ve bu %2'ye iniş de öyle çok kolay olmayacak. Çünkü fiyatlar davranışları baktığımızda tarihsel olarak da aslında kalıcı. Yani yapışkan ve kalıcı. Bu da tabii Fed açısından mümkün olduğu kadar bekle gör politikasının devam ettirilmesine neden olacaktır. Ben o yüzden 2023 yılında kolay kolay faiz indirimi olmayacağını düşünüyorum. Burada Fed açısından da bence 5-5,5 değil hatta 6'lara doğru gidebilecek bir belki de tepe faiz oranı görebiliriz. Tabi bu arada Amerika'da ara seçimler de var. Hani para politikasının yanı sıra maliye nasıl şekillenecek? Bununla ilgili de acaba Senato veya Temsilciler Meclisi'nde denge değişir mi? Burası önemli. Bu sabah Bloomberg'e baktığımızda tahviller açısından kurumsal yatırımcı diyor ki Cumhuriyetçilerin iki tarafı da alması benim için en iyi senaryo olur. Bireysel yatırımcı ise en azından bir tanesini alması olumlu olur Cumhuriyetçilerin şeklinde görüş vermiş. Böyle bir anket de var karşımızda. Belirtelim. Tabi burada iklim değişikliğinden kamu sağlık programlarına kadar birçok unsur. İşte maliyenin enflasyonist tarafa gidip gitmeyeceğiyle ilgili de yine eminim ki yatırımcının hassasiyetleri olacak. Yine yapı kredi yatırımdan da konuyla ilgili bir değerlendirme olduğunu görüyoruz. Bu sabah Çin'e yönelik politikalar yine buna göre şekillenecek demişler. Detayları yine aktarmaya devam edeceğiz yayınlarımız esnasında. Hal böyleyken bir yandan da isterseniz dolar kral mı onu konuşalım. Bu haftaya başlarken yine MDV anketlerine baktığımızda sadece tabii seçimlerin sonucu sonuçları neler olur diye sormuyorlar. Aynı zamanda dolar kral olur mu diye bir soru da karşımıza çıktı. Önümüzdeki sürece baktığınızda Avrupa'dan, İngiltere'den geriye kalan dolara karşı en çok işlem gören para birimlerinden neler beklersiniz İsmail Bey? İngiltere para birimi pound ucuz diye düşünüyorum. Sonuçta bir sürü olaydan dolayı hem İngiltere'nin iç problemlerinden dolayı hem de genelde doların dünyada değer kazanmasından dolayı pound oldukça düşük seviyelere geldi. Bu noktada pound bence pahalı bir para birimi değil. Sonuçta her şeye rağmen İngiltere, Londra dünyadaki sermayenin sürekli gitmek istediği bir yerdir. Ve muhtemel sebeplerden ben pound'un belli bir denge bulacağını düşünüyorum. Euro için çok net bir şey söyleyemeyeceğim. Yani bence euro aşağı yukarı bu seviyelerde kalır. 3 aşağı 5 yukarı biraz belki hareket edebilir ama sonuçta doların çok fazla değer kazanması ve euronun çok fazla değer kaybetmesi Amerika'nın da işine gelen bir şey değil. Amerika'da kendi para biriminin birazcık daha zayıf olmasını, biraz daha kendi ihracatını yurt dışında satış yapan Amerikan şirketlerinin gelirlerini destekliyor olmasını istiyor ve tercih ediyor. Genelde dünyadaki para dengesi açısından da bu sağlıklı. Bu çerçevede baktığımızda ben dolardaki kuvvetlenmenin biraz daha artık yavaşlayacağını düşünüyorum. Yani şöyle bir döneme gireceğiz gibi, işte enflasyon çok düşmeyecek. Yani dünyada enflasyon son 10-15 yılda olduğu gibi böyle %1-2 civarında, yani gelişmiş dünyayı kastediyorum, olmayacak. Belki %4 civarında falan bir denge bulacak. Bu ortamda da dünyadaki birikmiş borç stoku yavaş yavaş eriyecek. Yani bu klasik şeydir, enflasyonu biraz yüksek tutarak borç stokunun reel bazda erimesi. Yani bu ortamda aslında borç alanlar avantajlı çıkacak. Borç verenler paralarını biraz daha değeri kaybolan bir para birimiyle tahsil ediyor olacaklar. Böyle bir döneme giriyoruz diye düşünüyorum önümüzdeki 5-10 yıl için. Bu çerçevede baktığımızda da Fed'in faizlerinin böyle tekrar 1'lere 2'lere düşmesi pek mümkün gözükmüyor. Ama işte %4,5-5'ler civarında belki birkaç yıl kalabilir diye düşünüyorum. Avrupa Portföy Yönetimi Genel Müdürü İsmail Erdem çok teşekkür ederiz. Bu sabah bize zaman ayırdığınız için, çok değerli yorumlarınız için. Az önce aktardığımız anketten dolar için pozitif senaryoyu da verelim. Ankete katılanların %39'u demokratlar meclis ve senatoyu elinde tutarsa doların değer kazanacağına inandıklarını söylemişler. 429 piyasa katılımcısının yer aldığı anketin %43'üne göre cumhuriyetçiler hem temsilciler meclisi hem senatonun kontrolünü ele geçirirse tahvil faizlerinde gerileme olabilir. Demokratlar meclis ve senatoyu elinde tutarsa dediğimiz gibi %39'u katılımcıların doların değer kazanacağını bekliyor. Bazı yatırımcılarsa hisse senetlerinin demokratların çoğunluğu kazandığı veya bölünmüş bir kongre yapısına kıyasla cumhuriyetçilerin çoğunluğu kazanması durumunda daha iyi performans göstereceğini bekliyor. Bunu ekledikten sonra kısa bir reklam arası verelim. Ardından Bloomberg KT'de ilk söz devam edecek. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar.
Ve dönüyoruz buradan küresel piyasalarda son duruma. Bloomberg HT Dubai temsilcisi Ersoy Kazancı bizimle beraber. Ersoy, bir yandan tabii endeksler hareketli, diğer yandan senin cephede COP27'yi de takip etmeyi sürdürüyoruz. Suudi Arabistan'ın 2050'ye kadar karbon nötr olacağı ile ilgili bir hedef var. Anladığımız kadarıyla haberlerde önem arz ediyor. Bir de tabii gelişmekte olan ülkeler başlığı önemli. COP27'den şimdiye kadar çıkan neticelerde neler var bu sabah bizim için notlarında? Zeynep, günaydın. Evet, ben de COP27 ile başlayayım o zaman. Mısır'da devam ediyor. Daha önce de söylemiştim, Şarm El Şeyh'te. Suudi Arabistan, Suudi Prensi'nin açıklamaları tabii dikkat çekiciydi. Ekonomisini çeşitlendirmek istiyor. Ve 2050'de karbon sıfır, net sıfır emisyon olacak dedi. Suudi Varlık Fonu için Suudi Prens. Tabii iddialı bir hedef. Özellikle çok gelirini petrolden kazanan bir ülke için. Ama özellikle Suudi Prensi veya Suudi Arabistan'ın son zamanlardaki zaten hedefleri çok agresif, vizyonu böyle. Bakalım gerçekleştirebilecekler mi? Yine Macron'un açıklamaları dikkat çekiciydi. Artık aksiyon almanın zamanı dedi Emmanuel Macron. Diğer taraftan petrol fiyatlarında hafif baskı var. Biliyorsun geçtiğimiz hafta çok yükselmişti bu Çin. Covid önlemlerini artık azaltacak diye, ama sonra böyle olmayınca iki günden beri düşüyor. Ama yine de 97 dolar seviyesinde Brent, pek teknik analiz konuşmuyorum petrol tarafında, ama Bloomberg'te böyle bir haber vardı. 100 günlük ağırlıklı ortalamasının üzerine çıktı diye. Hem OPEC'in bu ayki üretim kesintisine gitmesi Zeynep, hem de Aralık ayında başlayacak Avrupa Birliği yaptırımları biraz petrolde piyasanın yönünü yukarı çevirmiş gibi gözüküyor. Yani şimdilik resesyon endişeleri arka planda, ama bir taraftan da yine Çin'e dikkat diyelim. 7000 oldu Çin'de Covid vakaları. Orada bir yavaşlama olursa biliyorsun tüm piyasayı etkiliyor. Bu arada Rusya'nın ihracatı açıklandı. Petrol ihracatı son 5 ayın en yükseğine çıkmış. 3.6 milyon varil günlük olarak. Futbolla ilgili haberler vardı. Mubadala, Abu Dhabi'nin en büyük fonlarından bir tanesi, Brezilya'da yeni kurulacak futbol ligine talip diye. Biliyorsun Körfez ülkelerinin futbola ilgisi var. Manchester City'nin sahibi Abu Dhabi'li fon, işte Katar, Paris Saint Germain'e sahip. Bu da Brezilya ligine de ilgi var, onu gösteriyor. Bakıyorum yine notlarıma, Suudi Varlık Fonu Katar'ın bu telekom kulelerine tarif, Ooredoo, buna teklif verenler arasında haberleri vardı. Son bir notta yine Katar'da Dünya Kupası yaklaşıyor. Bunu çok konuşacağız, ama Standard & Poor's Dünya Kupası'ndan sonra Katar'da yavaşlama bekliyorum demiş. Evet, benim taraftan son notlar böyle Zeynep. Ersoy Kazancı, çok teşekkür ederiz aktardığın notlar için. Bu arada içeriden de bir not düşelim. Petkim'den 3. çeyrek net karı beklentiden iyi geldi. 3. çeyrekte Petkim 1,5 milyar liralık bir kar açıklamasında bulundu. Beklenti 1,17 milyar lira seviyesindeydi. Ve bir kez daha buradan Pekin'e dönüyoruz. Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadi Kaymaz'a kulak vereceğiz. Sadi, son buluşmamızdan bu yana haber başlıklarında sana göre en çok hangileri paraya yön verdi? Zeynep, tekrar merhaba. Tabii piyasaların aklı fikri acaba Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon biraz da olsa hız kesti mi kesmedi mi? Dolayısıyla Amerikan verilerinin beklendiğini çok rahatlıkla söyleyebilirim, ama genel olarak da hisse senetleri tarafına baktığımda yeşiller ağır basıyor. Özellikle Japonya'da ve Güney Kore'de şu anda endeksler %1 civarında, %1'den fazla kazançlı seyrediyor. Tabii bir taraftan da gözüm Güney Kore evonunda, zaman zaman seninle konuşuyoruz. Amerikan doları acaba düşmeye devam eder mi, ya da buralar en tepeyi görmüş olabilir mi gibi tabii tartışmaların ortasında Güney Kore bonu da son 2 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Bugün de %1 civarında kazançlı, ama tabii yükselenlerden, yeşillerden bahsettim. Kore dedim, Japonya dedim, ama bir de Çin var. Çin bugün ters tarafa doğru gitti. Kırmızılar içerisinde, her ne kadar şu saatlerde, son bir saat içerisinde senin de son buluşmamızdan bu yana biraz toplamış da olsalar, şu anda satış baskısı altındalar. Sebebi de az önce Ersoy bahsetti, 7000'i geçti dedi vakalar. Tabii bir bağlama oturtmak isterim. Dün daha seninle konuşurken 5000'i geçti diyorduk, rekor diyorduk. Son 6 ayın rekoru diyorduk.
Bir günde yalnızca 24 saatte neredeyse %40 arttı vaka sayıları. Daha öncesinde de böyle bir gidişat var. 3500'den 5000'e çıktı, 5000'den 7500'e çıktı. Böyle giderse tabii ki Çin'de kapanmalar yoğunlaşabilir. Bunun yarattığı bugün çok bariz bir tedirginlik var Çin piyasalarında. Tabii Çin açılacak mı, açılmayacak mı? Eminim bizi dinleyenler çok merak ediyorlar. Kafaları da karışıktır. Şimdi geçen hafta bir toplantı yapıldı. Sağlık Komisyonu toplantısı yapıldı. Bu toplantıda Zeynep aslında küçük ayarlamalar bekleniyordu. Örneğin uçuşların kolaylaştırılması, karantina süresinin birkaç gün düşmesi. Bu olmadı. Bu bir hayal kırıklığı yarattı. Ama tabii asıl piyasaların umutla beklediği ya da stratejistlerin, yatırımcıların, traderların asıl kafa yorduğu mesele Çin 2023 yılında sıfır Covid politikasını terk edecek mi, etmeyecek mi? Bu noktada da Wall Street Journal'ın dün önemli bir haberi vardı. Çinli kaynaklara, Çin yetkililere dayanarak verdiği haberi, geçtiği haberi. Orada da şunu diyor, evet Çin liderleri 2023 yılında bir yeniden açılma niyetinde bunun planlarını yapıyorlar ama bir takvim ortaya koymak istemiyorlar. Bugünden itibaren tam da vakalar artarken bugünden itibaren böyle bir rota göstermek istemiyorlar. Bir taraftan da şunu belirtmek isterim. Çin 2023 yılında açılacak mı, açılmayacak mı? Bütün bu söylentilere rağmen bugüne kadar yetkililer hayır biz açılmayacağız, bu söylentileri reddediyoruz, 2023 yılında da devam edeceğiz demediler. Yani evet bugün için şu an uygulanan protokolleri sadığız diyorlar, bu protokoller değişmeyecek diyorlar ama geleceğe dönük de şu anda ne reddediyorlar ne de kabul ediyorlar. Bunu da belirtmek isterim. Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadi Kaymaz, çok teşekkürler. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. Bloomberg.com'dan aktaracağımız ilk başlıkta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron var. İklim taahhütlerimizi Rusya'nın enerji tehdidine feda etmeyeceğiz diyor. Ve bir diğer başlığa geçtiğimizde İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'tan bir değerlendirme var. İklim değişikliği konusunda daha hızlı hareket edilmeli çağrısında bulunuyor. Ve içeri döndüğümüzde finansal okuryazarlığın geliştirilmesi açısından TEB'in 10 yıldır sürdürdüğü TEB Aile Akademisi'nde çalışmalar ve gelinen son noktayı TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici değerlendirdi. Ekrana getirerek bugün ilk sözü noktalayalım efendim. Hoşça kalın. Ümit Bey, öncelikle TEB Aile Akademisi ile 2012 yılında başlattığınız proje bugün 10. senesini doldurdu. Dolayısıyla da projede önemli bir yol kat ettiniz. Şimdi projenin yeni döneminde nasıl çalışmalar sağlayacaksınız ve bu geçen 10 seneyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce geçen 10 seneden başlayayım. Önemli bir katkı yapmaya çalıştığımızı düşünüyorum. Özellikle kelimeyi yapmaya çalıştığımızı düşünüyorum diye seçtim. Çünkü bu sürekli yapılması gereken bir şey. Finansal okuryazarlık öğrenilmesi gereken işlerin başında gelen bir şey. Çünkü eğer siz finansal okuryazarlıkta ilerlerseniz finansal piyasalardan nasıl yararlanacağınızı, kendi bilançonuzu nasıl yöneteceğinizi, ödemelerinizi nasıl düzenli hale getireceğinizi, buradan tasarrufu nasıl sağlayacağınızı öğreniyorsunuz ve bunu çocuklarınıza aktarabiliyorsunuz. O çocuklar da kendileri öğreniyorlar, bunu hayata geçiriyorlar. Toplum için faydalı ve katkılı bir iş yaptığımızı düşünüyorum. 10 sene bu anlamda ilerlediğimizi gösteriyor. Boğaziçi Üniversitesi ile beraber biliyorsunuz bir endeks yapıyoruz. O endeksteki katsayımızda toplumun bu konuda ilerlediğini her itemde, her maddede görmeye başladık. Bunlar önemli işler diye düşünüyorum. O nedenle yapmaktan da çok mutluyuz. Bundan sonrası ne olacak? Bundan sonra biraz daha detaylara girmemiz gerekiyor. Bir iklim değişikliği var. UNICEF ile beraber bir iklim değişikliği endeksinde neler yapabiliriz, projeleri nasıl hayata geçirebiliriz, sürdürülebilirlik konusunda yeni işler nasıl yapabiliriz, burada finansal okuryazarlığı sürdürülebilirlik çerçevesinden nasıl hayata geçiririz gibi konulara biraz daha odaklanacağız. Onların üzerine uğraşıyor olacağız. Ümit Bey, bu projede 10 sene önceki çıkış noktanız neydi? 10 sene evvelki çıkış noktamız biraz müşterilerimizdi. Çünkü müşterilerimizin bir takım şikayetleri vardı. O şikayetlere baktığımızda aslında ürünleri tam kullanamadıklarını, ürünle ilgili detayı bilmediklerini, finansal piyasalara uzak olduklarını gördük. Bunun üzerine bir eğitim ihtiyacı olduğunu hissettik.
Ve finansal okuryazarlığı bu çerçeveden başladık. İlk başta kendi şubelerimizde başladık. Daha sonra işbirliklerine açıldık. Ve büyük bir potansiyel olduğunu da gördük. Bugün ulaştığımız rakamlar işbirlikleriyle beraber. Milli Eğitim Bakanlığı, belediyeler, Boğaziçi, çeşitli mesleki ve teknik okullarımız hepsini kattığımızda 6-7 milyon insana ulaşmış durumdayız. Bu çok büyük bir rakam. Gerçekten finansal okuryazarlığı kitlesel hale getirmiş durumdayız. Hikaye böyle başladı. Geldiği yerde burası. Bekliyor muydunuz 6-7 milyon insana ulaşmasını? Şaşırttı mı sizi? Bu direkt ulaştığımız adam. Aslında aileler falan diye baksak 20 milyona ulaştık. İlk hedefimiz o kadar değildi. İlk hedefimiz herhalde 2-3 milyona ulaşırız diye başlamıştık. Ama 20 milyona ulaşmak bu çerçevede baktığımızda bizim için de sürpriz oldu. Bazı şeyler var. Yapmaktan gurur duyarsınız, mutluluk duyarsınız. Bu gurur duyduğumuz işlerden birisi oldu. Ümit Bey, bankacılık sektörüne baktığımız zaman son dönemde sürdürülebilirlik alanında yapılan çalışmalar ön plana çıkıyor ki sektör de buna çok önem veriyor. Siz bu konuda neler yapıyorsunuz? Bu konuyla ilgili öngörüleriniz ve önümüzdeki dönem hedefleriniz neler olacak? Şimdi sürdürülebilirlik gerçek anlamda sürdürülebilirlik olmalı. Yani bir takım projeleri gerçekten hayata geçirip onların toplum için faydalı ve geri dönüşümünün olduğu işleri görmeliyiz. Aslında sürdürülebilirlik bilinci Türkiye'de var. Yani Türkiye tasarrufa açık, bunu hayata geçirmeye çalışan, iklimine duyarlı, çevreye duyarlı bir toplum. Ama bu toplumun yasal olarak da yapması gereken işler vardı. Nedir? Bazı enerji kaynakları artık eskisi kadar temiz değil. O nedenle o temiz olmayan enerji kaynaklarından çıkıp daha temiz, yenilenebilir enerji projelerine hepimizin dönmesi gerekiyor. Biz bu işlerde öncü bankalardan birisiyiz. Yenilenebilir olmayan hiçbir şeyi finanse etmemeye çalışıyoruz. Kömürü hiç finanse etmiyoruz. Burada katı kurallarımız var. Bunlarla toplumun geleceği için daha temiz olan, sürdürülebilir olan her şeyi desteklemeye çalışıyoruz. Ama bu işin teknik tarafı. Bir de birey tarafı var. Birey tarafında da aslında neredeyse tekiz diyebilirim. Girişimcileri destekliyoruz, kadın girişimcileri destekliyoruz. Eşitliği sağlamaya çalışıyoruz. Ekonomik eşitliği sağlamaya çalışıyoruz. Herkesin aynı fırsata erişebilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bunun için bilginin oluşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Onu da finansal okuryazarlıkla yapıyoruz. Asas sürdürülebilirlik eğitimle gelen, bildiğini hayata geçirebildiğin sürece devam eden bir şey. Ona da çok önem veriyoruz.